Herkese selamlar. Göçmenlik hukukundaki son gelişmelerden bahsettiğim videonun ikinci kısmına geldik. Bu bölümde de çok önemli konular var. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra oradaki takipçilerimizden gelen sorulara verdiğim cevaplar, oradaki gelişmeleri değerlendirmelerimiz ve aynı zamanda da son zamanlarda artık kangren haline gelen göçmenlik bürosunun bir türlü bakamadığı çalışma izinleri, uzun süren çalışma izni başvurularıyla alakalı göçmenlik bürosunun son açıklamaları, mahkeme kararları ve çalışma izni başvurularındaki son kural değişikliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Ukrayna'da bulunan takipçilerimizin bize sorduğu sorular ve bunlarla ilgili neler yapılabileceği meselesi. Ukrayna'daki savaş neticesinde Göçmenlik Bürosu ve Dışişleri Bakanlığı bir dizi tedbir aldı. Bunlardan kısa kısa bahsetmek gerekirse, Temporary Protected Status, yani Amerika içinde bulunan Ukrayna vatandaşlarına geçici olarak bir koruma izni verilmesi. Bu geçmişte başka ülkeler için de yapıldı. Ukrayna için yapılmasının sebebi de orada devam eden savaş. Peki bu neyi öngörüyor? 1 Mart 2022 tarihinden önce Amerika'da bulunan Ukrayna vatandaşlarına Amerika içinde özel bir başvuru yaparak 18 ay Amerika'da kalma hakkı veren bir başvurudur. Burada önemli olan şey kişinin 1 Mart 2022 tarihinden önce Amerika'da bulunması şartıdır. 1 Mart 2022 tarihinden sonra burada bulunanlar bu hükümden istifade edemiyorlar. Geçmişte de oldu. O ülkedeki kötü şartlar devam ettiği sürece bu temporary protected status dediğimiz statü 18 aylık periyotlar halinde uzatılabilir. Dolayısıyla en önemli değişiklik aslında bu. Çok sorulan başka bir soru, biz Ukrayna'dan başka bir ülkeye geçtik veya Ukrayna'dan kaçtık Türkiye'ye geldik. Hemen Amerika'ya gelmek için bir vize kategorisi açılmış. Amerikan konsolosu Ukraynalıları hemen alıyormuş. Böyle söylentiler var, bunlara ne diyorsunuz diye soruldu. Tabii ki böyle bir şey yok. Bilindiği gibi turist vizesi Amerika'ya turist olarak gelmek için. Dolayısıyla Ukraynalılara bir turist vizesi verilmesi, onların bir an önce Amerika'ya getirilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama Ukrayna'daki Amerikan konsolosluğunun kapanmasından sonra Polonya'daki, Almanya'daki yani civar ülkedeki konsoloslukların yapmış olduğu açıklamalar var. Mesela diyorlar ki Ukrayna'da bir dosyanız vardı ise bunu bizim konsolosluğa transfer edebilirsiniz. Hızlandırma talep edebilirsiniz. Bu bilgileri değerlendiririz, size daha çabuk randevu veririz. Eğer göçmenlik bürosunda dosyanız devam ediyorsa bir expedite hızlandırma talep edebilirsiniz. Böylece bizim konsolosluğa gelebilir dosya. Biz de size green card'ınızı, vizenizi verebiliriz gibi açıklamalar. Yani insanların söylediği gibi Ukraynalılara vizeler veriliyormuş. Amerikan konsolosluğu turist vizelerini açmış. Konsolosluktan çok sayıda vize veriliyormuş. Amerika bir an önce Ukraynalıları getirmek istiyormuş, getiriyormuş gibi söylentiler doğru değil. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gelelim çalışma izni başvurusuyla alakalı son gelişmelere. Bu konu çok hareketli, özellikle son birkaç hafta içinde. Ve Göçmenlik Bürosu'nun bununla ilgili açıklamaları var. Dava edildiği konular var, yeni değişiklikler var. O yüzden bu konuyla ilgili biraz açıklamalar yapmak istiyorum. Bir kere çalışma izni neydi? EAD dediğimiz, Employment Authorization Document dediğimiz döküman. Bu bir başvurunun beraberinde yapılan bir başvurudur. Tek başına yapılan bir başvuru değildir. Mesela green card başvurunuz vardır, devam ediyordur. Beraberinde çalışma izni başvurusu yaparsınız. İltica başvurusu vardır, devam eden onun yanında yaparsınız. Veya F1 öğrenci statüsündesinizdir, bir OPT kartı başvurusu yaparsınız. Buna benzer durumlarda bir EAD yani çalışma izni başvurusu yapılabilir. Peki şu andaki sorun ne? Şu andaki sorun, bu başvurular 3-6 ay arasında sürerken COVID'den önce şu anda 12-16 ay arasında sürüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir gecikme söz konusu. Initial dediğimiz ilk defa çalışma iznini alabilecek olan kişiler çok uzun bekliyorlar. Hele uzatma yapanların durumu daha vahim. Şundan dolayı içeriye uzatma başvurusunu çalışma izni bitmeden 6 ay önce verebiliyorsunuz. Ve çalışma izniniz bittikten sonra bir 6 ay daha çalışabiliyorsunuz. Çalışma izni başvurularındaki çok ciddi gecikmeden dolayı Göçmenlik Bürosu bir dizi önlem aldı. Bunlardan bir tanesi. Bundan sonra asylum ve refugee statüsünde olan iltica eden, mülteci statüsünde olan kişilerin kartları, çalışma kartları eskiden olduğu gibi 1 yıl değil, bundan sonra 2 yıllık gönderilecek. Buradaki amaç Göçmenlik Bürosu'nun üzerindeki yükü azaltmak. Eğer 2 yıllık verirlerse böylece 2 yıl boyunca tekrar o insanlar bir çalışma izni talebinde bulunmayacaklar ve dosya sayısı azalacak. Göçmenlik Bürosu'nun bununla ilgili diğer
önlemi de çalışma izni başvurusu ve seyahat izni başvurularının ayrılarak değerlendirilmesi. Normalde bir green card başvurusu yapan kişi seyahat izni ve çalışma izni başvurusunu birlikte yapar ve gelen kartta çalışma izni kartının altında seyahat edebilir ibaresi olur. Şu anda göçmenlik bürosu bu sistemden vazgeçti. Direkt çalışma iznini gönderiyor. Seyahat izni başvurularına bakmıyor bile. Bu sorulduğunda niye böyle yaptığını denildiğinde de şu anda önemli olan insanların çalışabilmesi, elimizdeki çalışma izni backlog'ını yani birikmiş dosyaları bitirebilmek için böyle bir metot seçtik. Bu kişilerin seyahat izinleri daha sonra gelecek açıklamasını yaptı. Bir de çalışma izniyle ilgili iltica başvurusu yapan kişilerin çalışma izinlerine gelen bazı değişiklikler var. Şimdi kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Göçmenlik bürosu Trump zamanında çalışma izni başvurularında bazı değişiklikler yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de çalışma izni başvurusu yapan kişinin çalışma izninin 30 gün içinde değerlendirilmesi kuralının kaldırılmasıydı. Şimdi göçmenlik bürosu yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki Trump döneminde getirilen bu uygulamayı kaldırıyoruz. Niye? Çünkü dava edildi. Davada mahkeme dava edenleri haklı buldu ve göçmenlik bürosu çalışma izinlerine 30 gün içinde bakılmaması kuralını iptal etti. Netice itibariyle şu anda eskiye bir geri dönüş söz konusu ve çalışma izinlerine normalde 30 gün içinde bakılması gerekiyor. Peki gerçekten bu mümkün mü? Yani bu kadar çalışma izni başvurusu beklenen bir ortamda, bu kadar çok dosyanın devam ettiği, pending dediğimiz, statüsünün devam ettiği, başvurusunun devam ettiği, dosyanın açık olduğu bir ortamda 30 gün içinde göçmenlik bürosu bu dosyalara bakabilir mi? Muhtemelen hayır. Bunu da nereden anlıyoruz? Göçmenlik bürosu geçenlerde çalışma izni başvurularının processing times dediğimiz, yani ne kadar sürede bu çalışma izni başvurularına bakıyoruz kısmını kendi web sitesinden kaldırdı. Dolayısıyla bir yandan bir mahkeme kararı var, 30 gün içinde bakmanız gerekiyor diyor. Bir yandan göçmenlik bürosu buna tamam diyor, mahkeme kararı olduğu için kendi web sitesinde yayınlıyor. Ama bunu yapamayacağını anlayınca da kendi web sitesinden çalışma izniyle ilgili olan processing times'ı kaldırıyor. Durum gerçekten evlere şenlik. Bayağı bir vahim. Umarım en kısa sürede çözülür ama şu anda içinde bulunduğumuz durum bu. İltica üzerinden yapılan çalışma izinleriyle ilgili son gelişmede biometrics fee'nin ortadan kaldırılması. Yani yine göçmenlik bürosu dava edildi. $85'lık parmak izi harcını ortadan kaldırdı. Bu da olumlu bir gelişme. Efendim, göçmenlik hukukuyla ilgili son gelişmeleri paylaşmaya çalıştım. Kısa kısa notlar halinde. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bu arada bugünlerde YouTube kanalımızın 2. yaş gününü kutladığımız için siz değerli takipçilerimizle bir nebze de olsa sizlerin bu ilgisine, bu alakasına cevap verebilmek için küçük bir çekiliş düzenleyeceğiz tekrar. İçinde ücretsiz konsültasyonun olduğu, İçinde Amazon hediye çeklerinin olduğu bir çekiliş daha yapacağız. Umarım bunu önümüzdeki videoda açıklayacağız ve daha sonra çekilişimizi yapacağız. Lütfen takipte kalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.